Kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yine sosyal medya fenomenleri Nesim İnanç, Güngen'in çiftin de aralarında bulunduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi. Neler yaşanıyor? Gidelim, Emel Terli'ye CNN Türk muhabiri ayrıntıları aktaracak. Emel, sendeyiz. Semiha Şahin, yaklaşık birkaç dakika önce aralarında Güngen çiftinin de bulunduğu 40'tan fazla şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi ve buradan içeri alındılar. Peki süreç nasıl gelişti? Biraz da dilerseniz onlardan bahsedelim. Aslında Polatlar çiftiyle bir soruşturma başlatılmış ve sosyal medya fenomenleriyle alakalı bir soruşturma söz konusuydu. Bu soruşturmada biz aslında bu çiftin ismini duymuştuk. Aslında sene başına bakacak olursak sene başında mal varlıklarını el konulmuştu ve geçtiğimiz günlerde ise gözaltına alınarak İstanbul Emniyeti'ne götürülmüştü. Soruşturma hem İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekipleri hem de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma aslında. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlandı ve bizim bulunduğumuz bu noktaya Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Toplamda aslında biz sabah saatlerinde bahsettiğimizde toplamda 61 şüpheli vardı. Yeni bilgiyle birlikte toplamda şüpheli sayısı 65 oldu. Buraya ise 40'tan fazla şüpheli bu noktaya getirildi, adliyeye getirildi ve yaklaşık birkaç dakika önce, yayına girmeden önce bu noktadan geçiş yaptılar. Biraz aslında bu sürece nasıl geldik, biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Aslında Polatları çiftiyle alakalı aslında bir fenomen soruşturması başlatıldı. Senenin başına dönecek olursak bu çiftin de mal varlıklarına el konuldu. Onlar da aynı Polat çifti gibi güzellik merkezleri vardı. Türkiye geneline baktığımızda ise 50'ye yakın güzellik merkezi vardı. Güzellik merkezinde kullandıkları cihazlarsa kayıt sisteminde işlenmemiş. Yani Sağlık Bakanlığı'nın kayıt sisteminde olmayan güzellik cihazlardı. Baktığımız zaman sayısı aslında onlardan şikayet de vardı. 700'den fazla şikayet ve 40'tan fazla aslında yaralamadan dolayı şikayette söz konusu. Dediğimiz gibi aslında soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Biraz daha geriye dönecek olursak aslında geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya toplamda 25 ilde kuyu operasyonu düzenlendiğini ve aslında 50'den fazla şüpheli gözaltına alınmıştı ilk etapta. Bugüne dönecek olursak sabah 9'da bir yayın gerçekleştiğimizde toplamda şüpheli sayısı 61'di. Yeni bir bilgi, şüpheli sayısı 65 oldu. Buraya ise bizim bulunduğumuz bu noktaya, Küçükçekmece Adliyesi'ne ise 40'tan fazla şüpheli geldi. 40'tan fazla şüpheli geldi. Çift de bu noktadaydı. En başta hatta Neslim Güngen, onun biraz ilerisinde ise eşini gördük, İnan. Güngen çifti de bu noktadaydı. Dediğimiz gibi adliyeye getirildi. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlandı. Oradan sonra emniyetten çıkış yapıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve birkaç dakika önce, yayına girmeden önce ise buradan adliyeye getirildiler diyelim ve son sözü sizlere bırakalım. Emel Terli, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.